Turşu Komiks'ten herkese arkadaşlar, ben Erk Alem ve bugün sizlerle birlikte Akıl Çelen kitapların yayınladığı, size çevirdiği, grafik uyarlamasını yaptığı, çevirdiği ve bastığı Assassin's Creed 1, 2, 3, 4 ve 5'i izleyeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi bu Assassin's Creed çizgi romanı boyut karşılaştırması yapacağım. Çünkü boyutu normal diğer ciltlerle, hatta fasiküllerle de aynı değil. Görüyorum. Evet, karakola. Gördüğünüz gibi vurunca tripod falan sallanıyor. Şimdi bunları yan yana koyup genişleteyim. Akabinde diğer birkaç çizgi romanla karşılaştıralım. The Witcher. Gördüğünüz gibi boyut farkı. Witcher şundan birazcık daha geniş ama daha küçük bir boya sahip. Amerikan vampiri. Zaten aynı boydalar hemen hemen. Çanakkale Destanı. Bu arada fark ettiyseniz eğer, Amerikan vampiri ve Witcher'da Stretch film var. Görebildiğiniz, yani görüyorsunuz, parlıyor. Normalde bu kadar parlamaz. Evet, Stretch film var. Niye Stretch film var diye sorarsanız, öncelikli olarak şu an istediğim çizgi roman koruyucu, yani özel poşetler alınabilir durumda değil. O yüzden ben de Stretch filme sardım. Gayet ideal. Çünkü bir sürü farklı yöntem var çizgi romanlarınızı korumak için. İleride göstereceğim zaten hepinize, yani nasıl şey olunuyor. Bu çizgi romanlar nasıl korunuyor kanka diye sorarsınız. Göstereceğiz şimdi. Hemen makro çekimlere geçip birçok detayı göstereceğim size. Hadi başlayalım. Evet, şimdi burada da görmüş olduğunuz üzere bana gelen eserin buraları kıvrıktı. Aldığımda bu şekildeydi. Gerçi ben birebir almadım, annem almış ama söylediğine göre kargo çok iyi yapılmış olmasına rağmen bu şekilde elime ulaştı. Büyük ihtimalle Akıl Çelen kitapların bir suçu yok çünkü onlar yani onlar yolladığı için en iyi şekilde yollamışlardır. Kargolama esnasında bir sorun çıktığını düşünüyorum. Dert mi? Çok dert değil. Puan kırdı mı? Hayır. Yani en azından kargo şirketinden kırardı. Kargo incelemesi yapmış olsaydım tabii ki. Burası da gördüğünüz gibi gayet kırılmış ve kötü bir hal almış. Tabii bu sadece ilk sayıya özel değil bu kötülük. İkinci sayıda da devam ediyor ama en azından ikinci sayıda herhangi bir yırtılma yok. Şöyle sadece kıvrılmalar var. Tek böyle mükemmel olan altıncı sayı kıvrılma var. Gördüğünüz üzere. Üçüncüye geçelim. Gördüğünüz gibi üçüncü kitapta da, evet kitap romanda da bu sorun değişmiyor ve kıvrıklık var. Ama en azından ilk gelen şeye göre çok daha iyi durumda bunlar. Dördüncü eserde ise şöyle, bilmiyorum gösterebilecek miyim size. Gösterebiliyorum. Bu şekilde kıvrılmalar var. Çizgi var. Şuradan başlıyor. Kitabın ortasına kadar devam eden muhteşem bir çizgi var. Hatta bunda birkaç boya sıçraması sorunu da var. Gördüğünüz gibi bunlar boya sıçraması. Baktığınız zaman gayet net bir biçimde görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada da devam ediyor. Beşinci esere geçtiğimizde ise benim hoşuma giden bir şey oldu. Yani gayet hoşuma giden bir şey oldu. Şimdi şöyle gayet parlak bir yapısı var. Ayrıca beşinci sayıdan sonra şöyle bir farklılık var. Görüyorsunuz böyle parlıyor karakter. Ama sadece karakter parlıyor yani. Evet, görüyorsunuz. Ama bunlarda yok. Yani bunlarda şu var ama bu yok. Güzel mi güzel? Peki bunlarda ne var diye sorarsanız. Yani 5. sayıdan önceki, ki bu 6. sayı. 5. sayıdan öncekilerde de Assassin's kısmı parlak, ki büyük ihtimal evet gösterebiliyorum. Neye odaklanayım şimdi? Altıncı esere geçtiğimizde ise yine kıvrıklıklar var. Evet, bu ilk sayıdan dediğim detay olayı burada da devam ediyor. Gördüğünüz gibi yani kapak, hani şey der duyduğunuzu, aman şey dediğinizi duyar gibi oldum. Zaten kapak güzel olur acı dediğiniz gibi duydum. Devam ediyor ve gördüğünüz gibi burada size bakan bir göz var. Illuminati diyene uçarım. Ayrıca güzel birkaç nokta da var yine benim hoşuma giden. Görebiliyor musunuz? Artık görüyorsunuz. Akıl Çelen Kitaplar logosu bu şekilde sayfaya uygun bir biçimde tekrardan renk değiştirmiş. Böyle küçük ve hoş bir detay olarak benim gözüme çarptı. Ayrıca yine fontlar orijinal Assassin's Creed'in kendi fontuna sadık kalmış. Mesela gayet detaylı çekimlerden birkaç tane... Dur bir dakika, yanlış sayfa oldu. Are you serious? Burası gayet
detaylı çizilmiş, edilmiş. Haram olduğu için göstermiyorum. Elime attım, bu çıktı, kusura bakmayın. Çizimde de. Ve yine bir şey fark ettiyseniz, birinci sayı hariç diğer sayıların içinde şeyler kare olarak gösteriliyor. Lakin burada tamamıyla Ezio'nun, Ezio Auditore de Frenze'nin Hidden Blade'li elini görüyorsunuz. Detaylı çizim demişken. Hoşuma gitmeyen birkaç detay var. Bunları göstermek istiyorum öncelikle. Şimdi gördüğünüz gibi şuradaki A, siz şuradaki A'yı görüyorsunuz. Evet, fark etmez. İkisi de sağ üstteki A, şu an gördüğünüz A. Elle yapılmış gibi duruyor. Elle yapılmış olmasa dahi şöyle bir şey var. Şurada gördüğünüz gibi aynı font kullanılmamış. Güzel olmamış açıkçası. Bu yakışmamış bu esere. Bu arada bu birinci sayı. Ne varsa hep birinci sayıda var anasını dediğinizi duyar gibi. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bir dakikadan kısa sürede size görüşlerimi bildireceğim. Öncelikle eser kesinlikle gidip alınması çizgi romanlar arasında. Yani gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Sevmediğim kısımlar ve eksi olarak geçirdiğim bir iki yer var. Öncelikle font, yani grafik uyarlamada bir iki yeri sevmedim. Orijinal kısımlarda büyük ihtimalle elle yazıldığını tahmin ettiğim yerler. Burada font yazılmış ve o hissiyatı vermemiş. Aynı zamanda balonu tekrar düzenleme yoluna da gidilmemiş. Onun dışında pek bir problem yok. Sadece kişisel olarak sevmediğim tek bir yeri var. O da Suikastçı'nın inancı Assassin's Creed Gizli Sefer kitabındaki Al Muallim ve Altair kapışmasının burada çok daha kısa ve hızlı geçilmiş olması. Bir de detaysız olmuş. Bunu sevmedim. Onun dışında çizimleri harika. Çizimlerine bayıldım. Benim sevdiğim şekilde detaylı ve tüm bir panel doldurulmuş şekilde. Bu benim çok sevdiğim bir çizim şeyidir. Yani tamamıyla gerçekçi duruyor ve her yerde olur. Çizimleri çok güzel. Boyaması, grafik uyarlaması vesaire vesaire gayet iyi bir eser olmuş. Alternatiflerim var mı? Var ama bence kesinlikle Assassin's Creed'i seviyorsanız, sevmiyorsanız, eğer büyük boy bir çizim roman istiyorsanız rafınızda, şöyle gördüğünüz üzere normal çizim romanlardan biraz daha büyük. Alın. Bu arada bu folyo hali gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Sadece birazcık tam olmadı üstüne. Tam olarak yapıştıramadım için. Garip duruyor birazcık kılık ama onun dışında bir sorun yok. Eğer çizgi roman koruyucu poşet alamayacaksanız gayet iyi bir yöntem. Hani streç film. Hatta çizgi roman poşeti alıp bir de bu streç filmi. Ama önce streç filmi sonra çizgi roman poşetin içine koyun. Çok daha güzel bir sonuç alıyor. Ben öneririm. Yakın zamanda da çizgi roman koruyucu poşetlerden alıp onlardan inceleyeceğim. Gördüğünüz gibi sesim bir anda değişti. Neredeyse 2 dakika olacak. Bir başka video incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.